İyi akşamlar. Sebep Sonucu hoş geldiniz. Bugün gündemimiz çok yoğun. Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuyor bütün dünya. Bir yandan Husilerin saldırıları var. Bütün Arap alemi, bütün dünya izliyor Filistin'de olan biteni ama bir avuç Yemenli dişini tırnağına takmış İsrail'le mücadele ediyor. İsrail ordusu da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki bir limanını vurdu. Ortalık çok hareketli. Konularımız, ilk gündemlerimiz bunlar. Kimler bizimle? Murat Özer, her zaman olduğu gibi Akşam Gazetesi yazarı. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ ol. Kemal Olçar bizimle, Doktor Kemal Olçar, İstanbul Beykent Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, Hatay Milletvekili Profesör Doktor Hüseyin Yayman. Hoş geldiniz Hüseyin Hocam. Hoş bulduk Melih Hocam. Kıbrıs'tan ayağınızın tozuyla geldiniz hafta evet, sonu Kıbrıs'taki. Kıbrıs'taydık. 50. yıl kutlamalarındaydınız. 50. yıl, 50. yıl muhteşemdi. Bu heyeti ilk fırsatta Kıbrıs'a davet ediyorum. Hocam siz ben... böyle diyorsunuz, bu heyeti Hatay'a davet ediyorsunuz, Maraş'a davet ettiniz. Kıbrıs'a davet ettim. Ettiniz. Hiçbiri gerçekleşmedi. Hiçbiriniz bundan gelmediniz. Ne yapayım ben? Yani şimdi gerçekten Kıbrıs'tan çok selam sevgiler getirdik. Kıbrıs'ta 50. yıl kutlamaları vardı. Muhteşemdi. Bir kez daha Kıbrıs meselesinin siyaset üstü bir mesele olduğunu bir kez daha gördük. Hı hı. Kıbrıs'ın bir devlet politikası olduğunu bir kez daha gördük. Özgür Özel de oradaydı. Tabii, CHP Cumhurbaşkanımız oradaydı. Bakanlar Kurulu neredeyse oradaydı tamamı. Muhalefet partilerinin tamamı oradaydı. Özgür Bey oradaydı, Devlet Bahçeli Bey oradaydı ve diğer genel başkanlar, Musavat Bey, Yeniden Refah, hepsini sayayım bari saydım. Büyük Birlik ve Hüdapar ve diğer partilerin temsilcileri. Hı hı. Bu çok önemliydi. Yoğun bir milletvekili grubu vardı. Ben Kıbrıs-Türkiye Dostluk Grubu'ndayım. Başkanımız Orhan Erdem Bey. Beraberdik. Çok sayıda milletvekili vardı. Hem çok sayıda bakan vardı. Önceki dönem bakanlar vardı. Milletvekilleri vardı ve Kıbrıs'ta 50. yılda inanılmaz bir coşku, heyecan vardı. Magus şeyde, Girne'de Türk donanması 50. yılın hatırına 50 gemiyle Yaşar Güler bakanımız Girne'de bir yürüyüş yaptılar. Yani bir gerçekten İnanılmazdı o. Çok çok başarılıydı. Çok iyiydi. Ve bir kez daha Allah razı olsun. Kıbrıs'ta şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimiz olmasaydı biz mesela gölgede bile sıcakta duramıyorduk. Herkes şu soruyu sordu. 50 yıl önce bu çıkarma yapan askerler nasıl buraya geldiler? Ben son sözüm şu. Hemen ben tekrar sebep sonucu ilk fırsatta çok güzel olur, Kıbrıslı yapalım bir olarak kendini Kıbrıs'a ait hisseden bir arkadaşınız olarak ilk fırsatta hemen gelecek hafta tamam, hatta Maraş bölgesinden bir yayın ne yapalım. Ne güzel olur. Kapalı çünkü, Maraş'ı görmek de değil mi? Seyircilerimiz için de iyi olacak. Yani A Haber'de bunun olması da çok önemli. Çünkü Yunan tarafının gene yüksek konuşmaları var. Bütün hikayesiyle beraber onu anlatırız. Tabii ki. Bu vesileyle rahmetli Rauf Denktaş'ı da ve Kıbrıs mücadelesinde emeği olan tüm kahramanları ve Kıbrıs mukavemet, Türk mukavemet gücünü de bir kez daha saygıyla anıyorum. Yürüyüş esnasında en çok onlar alkış aldı. Son cümlem şu olsun. Yavuz Donat Bey de oradaydı. Evet, bugün Yavuz de muhteşem yazdı. Bir yazı yazdı. Çok sayıda yazılar vardı. Cumhurbaşkanımızla da gelen bir ekip vardı. Ama ben gerçekten samimiyetle işin latifesi bir yana ilk fırsatta tamam, sebep sonucu memnuniyetle. Ondan sonra Ersin Tatar Bey'in de bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmiş olayım. Ben dedim yayına çıkacağım. Selamlarımı söyle Hüseyin Hoca. Sağ olsunlar. Biz de selamlarımızı iletiyoruz bütün Kıbrıs'a. Sağ olsun. Evet Murat, seninle başlayalım mı? Şu Husilere bir bakalım. Nedir bu Husiler mevzusu? Doğru mu düşünüyorum Murat? Yani herkes duruyor. Bu adamlar ellerindeki avuçlarındaki belli, zor geçinen, kendi yağında kavrulamayan bir ülke hatta. İsrail'le uğraşıyorlar. Bütün varlarını yoklarını ortaya koymuşlar. Bu arkadaşların motivasyonları nedir Murat? Yani İran arkalarında onları fişekliyor, onlar hareket ediyor ya da kendiliğinden gelişen bir hareket mi? Bir konuşalım bu Husileri. Buraya alabilir miyim seni? Tabii. Nerede bu bölge şimdi bu arada? Yemen'de hemen... Konuşarak senin motivasyonunu bozmaktan endişe ediyorum ama... Ben biraz heyecanlı evet, mı oluyorum bu işte? Daha mı romantik bakıyorum? Yok, romantik değil ya gerçekten. Şöyle, evet, pardon buyur, araya gir. Tabii, ne demek? Ya bu işte heyecan olmadan televizyonculuk olmaz. Heyecan olmadan yorumculuk olmaz. Heyecan olmadan hiçbir iş olmaz. Niye? Bunu tecrübeyle söylüyorum. Çünkü senin bir derdin var ya. Hayata dair, dünyaya dair,
insanlığa dair ömrümüzden uzun hepimizin hayalleri var. Dolayısıyla bu iş hissetme meselesidir. Duygudaşlık meselesidir. Bu da var. Bence Melih Altınoğlu'nun farkı da bu. Canlı yayında yüzümüze karşı söylemiş gibi oluyorum da araya girdim Murat Bey. Estağfurullah. Bizim de heyecanımız var. Bize katılıyoruz heyecanınıza. Şundan dolayı söyledim. Şimdi Yemen'deki mesele, elbette şunu söylememiz lazım en başta. Husiler gerçekten İsrail karşıtı ve Gazze halkının yanında yer almaya gayret eden. Bunu da gerçekten iyi niyetle yapan, yani herhangi arkasında başka bir amaç elde etmeksizin, düşünmeksizin yapan bir yapı. Zaten büyük bir toplumsal hareket, gerçekten çok büyük bir toplumsal hareket. Yani düşünebiliyor musunuz? Yemen'in neredeyse üçte birini kontrol ediyorlar ve oradaki halkın önemli bir kısmı kendilerinin destekçisi. Bu kadar büyük toplumsal hareketler birilerinin adına faaliyet yürütemezler zaten. Evet, birilerinin çıkarlarıyla birlikte örtüşebilirler. Ona geleceğiz işte biraz sonra söyleyeceğim yani İran'ın oradaki çıkarlarının ne anlama geldiğini, ama sonuç itibariyle Husi hareketi Zeydilik içerisinden doğmuş. Daha sonra İran'la ilişkileri sebebiyle de mezhep de değiştirmiş, Dafili mezhebine geçmiş. Bir yapılanma, bir açıkçası mezhep olmanın ötesine geçip belki de bugün artık tarikat benzeri bir yapılanmaya bürünmüş. Çünkü babadan oğula devredilen... Yani bundan önceki lider de onların dedeleriydi. Yani Husiler sülalesinden devam eden bir yapı. Kararlılığın, o motivasyonun arkasında bu önemli bir faktördür diyorsun. Tabii bu, çünkü bir aile, yani bir oligark yani bu aslına bakarsanız. Büyük bir aile. O ailenin etrafında örgütlenmiş olan Zeydi imamlar var. O imamlar vasıtasıyla da Yemen'de daha önce de devlet kurmuşlardı. Yani bu yapı bir devletin mirasçısı aslına bakarsanız. Doğal olarak Yemen'in içerisindeki varlığı kendi içerisinde meşru bir yapı. Ama şu gerçek, Yemen'i temsil ediyorlar mı? Hayır, temsil etmiyorlar. Yemen devleti biliyorsunuz iç savaştan sonra, yani Abdullah Salih'in iktidardan devrilmesi ve Yemen'de bir devrim gerçekleştikten sonra Yemen'deki meşru devlet, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de tanıdığı devlet, Yemen'de bu sarı bölge olarak gördüğümüz Suudi Arabistan sınırındaki Yemen devleti tarafından temsil ediliyor. Husiler ise bu yapıyla, yani Yemen devletiyle aslında şu anda çatışma içerisinde ve bu iç savaş çok uzun bir süredir devam ediyor. Bu savaş sebebiyle de pek çok yerde, özellikle Taiz'de mesela büyük açlık krizleri yaşandı, kuşatma sebebiyle. Husiler çünkü bölgeyi kuşatmışlardı. Yemen meselesini konuşurken Husilerin İsrail'in karşısında gerçekçi bir savaş yürüttüklerini, kendi kitlesini, kendi halkını, kendi yapısına mensup olanları da sahici bir şekilde motive ettiklerini, onların hiçbir şekilde yani İsrail karşıtlığının sorgulanamaz bir şey olduğunu başta kabul bunu etmek söyleyeyim. Lazım. Bunu söyleyeyim. Bu anlattıklarından da şunu çıkartıyorum. Biraz yani tanınmış BM nezdinde ve bütün dünya nezdinde tanınmış Yemen'in meşru görülen devleti aslında bu sürecin içerisinde çok yok. Değil, hayır. Belki de bu mümkün değil Murat. Yani devlet olarak o state anlamında gelirseniz, bu kadar böyle İsrail'e karşı yoğun faaliyet yürütmeniz belki mümkün olmuyor. Şimdi Yemen'in diğer tarafında, yani Hadramut'ta Yemen'in büyük kısmını kontrol eden Yemen devletinde aslında o topraklarda da 7 Ekim'den bu yana çok büyük, devasa gösteriler yapılıyor. Onlar da İsrail karşıtı bir yerde duruyorlar. Yemen başından beri zaten İsrail karşıtı, hem Güney Yemen hem Kuzey Yemen olduğu dönemde dahi İsrail karşıtı bir yerde kendini konumlandıran ve bu pozisyonu hiç değiştirmeyen bir yerdir bu toprak. Ama Tel Aviv'e gidip vuranlar Husiler. Evet, ama yani Husiler. Bugüne şimdi kadar İsrail evinde saldırıya uğruyor. Hafta sonu saldırıya uğradı. Bir kişi hayatını kaybetti, yaralılar var, ama Tel Aviv'de vurulması İsrail'in müthiş bir şok yarattı. Bu net yani. Bunu evet, ama gerek. Bunun bir arka planı var. Niçin böyle bir şey var? Çünkü Husi hareketi bütünüyle, bütün askeri varlığını İran'a borçlu. Ciddi anlamda İran'dan, özellikle Hudeyde Limanı üzerinden çok ciddi bir askeri ekipman, lojistik sağlamış durumda. Bugün elindeki bütün SİHA, İHA teknolojisinin tamamını İran'dan satın almış durumda. Ya da İran ona hibe etmiş durumda, öyle söyleyelim. Doğal olarak İran'ın oradaki, nasıl Güney Lübnan'daki Hizbullah İran'ın bir uzantısı olarak hareket eden ve İran destekli bir yapı olarak varlığını sürdüren bir yapıysa, örgütse, Husi hareketi de Yemen'de doğrudan İran tarafından desteklenen, bütün mühimmatını İran'a borçlu olan, siyasi olarak da İran'la aynı yerde duran, her noktada aynı yerde duran bir yapı. Doğal olarak İran'la İsrail arasındaki daha önce görmüş olduğumuz bu savaş, gerilimin
bir şeyi burası, bir cephe hattı cephe aslında hat. Bakarsanız. Yani Husiler kendi başlarına bu hareketi, bu saldırıları mı gel? Hayır, öyle bir şey söylemek mümkün değil. Doğrudan İran'ın kontrolünde olduğu için aslında bu saldırılar İran tarafından gerçekleştiriliyor. Ha, Yemen'in diğer gelen, yani Yemen devleti temsil eden yapı İsrail'le savaş açabilir mi? Açamazdı. Hı hı. Çünkü orası biraz önce senin de söylediğin gibi Birleşmiş Milletler'in tanıdığı, hani kontrol altında, ülkenin çoğunu kontrol edemese bile meşru olan bir yapı. Doğal olarak onun savaş açması demek gerçek anlamıyla İsrail'le Yemen devletinin savaşması anlamına gelir hukuki açıdan. Şu anda bir Yemen'in bir tarafını kontrol eden bir yapı, bir örgüt. Bunu aklından çıkar. Bir örgüt. Bu arada çok İsrail'de stratejik savaşıyor. Bir yerde duruyorlar, evet. Değil mi? Tam Kızıldeniz'in girişinde Bab-ül-Mendeb Boğazı, Aden Körfezi'nden geliyor. Çok kritik stratejik bir bölgeyi tutmuşlar. Beri zaten 7 Ekim'den beri biliyorsunuz bu körfezi, Aden Körfezi'ni bloke ettiler. İsrail'e mal taşıyan tüm ticari gemileri vurdular. Pek çok ülkeye ait olan ticari gemi vuruldu. Doğal olarak tam noktayı, yani en başı tuttukları için de bunu yapmaya muktedir durumdalar. İran sağlam yerde bir evet. bölünme projesi hayata geçirmiş. Evet. Değil mi Kemal evet. Hocam? Evet. Hocam stratejik güzel anlattı. Bir şey gösterebilir miyim? Tabii buyurun. Şeyde, beraber konuşalım. Müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi burada bakın hocam ifade ettiler. 4 tane yapı var. Bunlardan bir tanesi sadece Husiler. Meşru hükümeti Murat Hocam söylediler. Meşru hükümet dediğimiz... 3 yapı var değil mi? Yemen yok. Var. El-Kaide ve Daesh da var bazı noktalarda. Bazı noktalarda. Hocam? Şu şehir merkezlerinde falan. Buradan çekildiler gerçi hocam buradan. Şimdi burada tabii... Hadramut bu arada Üsam Bin Laden ailesinin geldiği memleket. Evet. Öyle mi? Evet, evet. Üsam Bin Laden, Suudi Arabistan'a gelen büyük doğru, bir aşiret. Onların hepsi Hadramut kökenlidir. Yani Husiler... Memleketi orası. Evet. Meşru hükümet var. Meşru hükümette halk direniş grupları var içerisinde. Eski askerler falan var, kabileler var. Hı hı. Yeni Yemen meşru hükümetini dediği gibi hocam Türkiye'de tanıyor, Birleşmiş Milletler de tanıyor. Husiler ayrı bir yapı. Şimdi ulusal direniş cephesi var. Bir, bu cepheyi Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor. Onlar da mavi olan kısımda. Evet, mavi olan kısımda. Hı. İşte El-Kaide ve Daesh, küçük küçük gruplar var. Ama genellikle çöl arazisi ve yerleşim bölgesi şu bölge. Bakın şöyle. Yani orta kısım. Meşru hükümetin kontrol ettiği yerlerin büyük bir çoğunluğu zaten çöl arazisi. Ama burada ilginç bir şey var. Şimdi bütün bunlar Husilere karşı. Yani meşru hükümet artı ulusal direniş cephesi, El-Kaide, Daesh gibi gruplar şeye karşı, Husilere karşı sürekli mücadele halinde. Birileri daha mücadele halinde. Arap koalisyonu. Burada bir Arap koalisyonu var. Gitmişler Husilere karşı şu anda mücadele ediyorlar. Daha doğrusu Husiler onlara karşı kim var içinde? Suudi Arabistan var, Birleşik Arap Emirlikleri var. Ya siz Husilere karşı Arap koalisyonu burada kuruyorsunuz. İsrail'e karşı bir Arap koalisyonu niye kurmuyorsunuz? Husilere mi gücünüz yetiyor? Tenakuz'a bakın ya, değil mi? Husiler şunu yaptı biliyorsunuz. Hudeyde'nin de önemi şu, kritik bir yer. Çok stratejik bir nokta bana göre. Çünkü 2023'e kadar Suudi Arabistan ablukasındaydı o. Sadece akaryakıt ve gıda sokuyorlardı ya da çıkartıyorlardı. Dışı açık tek kapı Hudeyde Limanı. 2023'ten sonra serbest bıraktılar. Başka bir takım malzemeler, demir, çelik vesaire gibi yırtçık yapıyordu artık. Şimdi gittiler oraya vurdular. Seçilmiş bir hedef. İçinde petrol tankları var. Artı elektrik dağıtım hı-hı. şebekesi var. Hı-hı. Yani doğrudan sivillere hitap eden tesisler var. Dolayısıyla oradaki halkı da sindirecek ya da sındıracak bir harekat bu. Hüseyin Hocam bizim Yemen'le ilişkilerimiz nasıl? Bu tabloda nasıl bakıyor Türkiye? Dostluk grubu var mı Yemen'le dostluk grubu? Yemen dostluk grubu da var tabii. Yemen'le ilişkiler şimdi biraz hocalarım günceli anlattı. Tarihsel bir perspektife bakıldığında aslında bu topraklar 100 yıl önce hepsi Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi altındaydı ve bölgede bir Pax Ottomana dediğimiz bir Osmanlı barışı vardı. Ne zaman ki emperyalistler bölgeye girdi, sürekli kan gözyaşı. Yani İran-Irak savaşından Afganistan'ın işgaline, Suriye'nin işgalinden yine Gazze'de yaşanan olaylara, Filistin meselesine kadar baştan sona maalesef kanın, gözyaşının, barutun ve istikrarsızlığın hakim olduğu bir dönem. Yani ve hiç ilkesiz savaşların olduğu, kimyasal silah da kullanılıyor. Biyolojik silah da kullanılıyor ve kardeşin kardeşi boğazladığı bir atmosferdeyiz. O kadar dramatik ki aslında bu çok konuşuldu, söylendi. Yeri geldiği için tekrar etmekte fayda var. Öldüren de Allahu Ekber diyor, ölen de Allahu Ekber diyor. Demek ki aslında bu nidada dahi bir paradoks var, bir problem var. Dolayısıyla gerçekten bu bölgede uzun zamandır bir düzen koyucu
otorite eksikliği var. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında Sykes-Picot anlaşması bölgeyi bir mayınlı arazi haline bırakmış durumda. İşte ben biraz önce Kıbrıs'tan bahsettim. Kıbrıs aslında Osmanlı İmparatorluğu tarafından ta 500 yıl önce, 600 yıl önce fethedilen bir yer. Fakat daha sonra İngilizlerin oraya girmesi ne yapıyor? Bölgeyi istikrarsızlaştırmak istiyor. İşte 74'te 20 Temmuz'da Yunan tarafı, Rum tarafı şunu söylüyor. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin diye Türkleri rencide etmek için şarkılar söylüyorlar. Türk tarafı da diyor ki bir gece ansızın gelebilirim. Hatırlayanlar vardır. O yeni dönemde. Yunan Sağlık Bakanı da öyle söyledi, evet, ama evet. Bir gece F-35'lerle Ankara'ya ansızın gelebiliriz dedi o da, değil mi? Onu mu uyarlıyordu? Vallahi işte? Herhalde yani o bir kere söylendi artık. Yani Türkler onu söyledi ve 20 böyle Temmuz'da cevap da olmaz geldi. Değil mi yani? Yani şimdi aslında bu bir gece ansızın gelebiliriz. Cumhurbaşkanımız bunu sıklıkla tekrarlıyor. İşte Suriye'nin kuzeyinde söyledi, istikrarsız bölgede. Yine diğer istikrarsızlık alanlarında hep bunu dile getirdi. Şimdi tabii Yemen meselesini biz mevzi bir olay olarak ele aldığımızda burada işte kim kimdir, tabii ki bunlar çok önemlidir. Yani antropoloji bilgisi, tarih bilgisi, o tarihsel süreklilik içerisinde bir fikri takip yapmak çok önemlidir. Ama son tahlilde bölgeyi istikrarsızlaştırmak doğrudan Amerika'nın ve İsrail'in istediği bir tutumdur. Ve burada yaşanan gelişmeleri biz asla Filistin'de yaşanan gelişmelerden bağımsız tutamayız. Evet. Uzun zamandır konuştuğumuz bir tez var. Geçen Ömer Çelik Bey'le konuşuyorduk. Dedi ki Hüseyin dedi, sen de dedi televizyonda izledim dedi. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkmasından bahsediyorsun dedi. Dedi biz parti olarak hani savaşın önlenmesini tarafındayız. Dedim ki Sayın Bakanım ben de yani savaş çıkmasını istiyoruz zaten. Hani çok klasik bir söz vardır. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni yoktur diye. Biz hep bölgede barış olsun, kardeşlik olsun, dağlarda çiçekler açsın deriz ama amma ve lakin biz sonuçta son tahlilde devletimizi de sokakta bulmadık. Devleti korumak için de gerekli refleksi göstermek lazım. Dolayısıyla dünyadaki bütün gelişmeleri alt alta koyduğumuzda olağanüstü bir dönemin yaşandığını biz burada sürekli yayınlarda söyledik. A Haber'in de şöyle bir tarafı var. A Haber gerçekten böyle tarih yazıcılığı yapıyor. Diyelim ki işte altılı masayla ilgili konuyu biraz değiştireyim. Altılı masayla ilgili 8 ay önceden bir şey söylüyor. Herkes ya nereden çıktı bu falan derken işte 3 ay sonra bir gelişme oluyor. İşte 6 ayın sonunda da evet o haber gerçekleşiyor. İşte seçimlerle ilgili bir öngörüde bulunuyor. Bölgeyle ilgili böyle A Haber'in kendi kendini gerçekleştiren bir kendi kendini gerçekleştiren kehanet vari bir tarafı var. Dolayısıyla ben hani dünyanın çok büyük bir alt üst oluşa girdiğini görüyorum. Ben Yemen'de yaşanan meselenin doğrudan Amerika'daki başkanlık seçimiyle ilişkili olduğunu birazdan konuşacağız. Konuşalım, tabii onları da. Yani izleyicinin net anlayabilmesi için gerçekten Amerika'nın bölgede düzen koyuculuğu her gün gerilemekte, sarsılmakta ve gücünü kaybetmekte. Gücünü kaybettiği için de her bölgede bunun yansımaları oluyor. Ateşler yakmakta, istikrarsızlık yaratmakta ve bu istikrarsızlık üzerinden kendi egemenliğini yeniden tesis etmek istemekte ve böylece varlığını uzatmaya çalışmaktadır. Ama son tahlilde artık yani Avrupa'daki gelişmeler, Orta Doğu'daki gelişmeler, Amerika'daki gelişmeler dünyanın çok büyük bir alt üst oluş içinde olduğunu, dünyanın beşten büyüktür sözünün. Hı-hı. Ya ben buradan şimdi sizin aracılığınızla sorayım Allah aşkına. Ya Birleşmiş Milletler niye var? Evet. Bundan sonra kim takacak? Şimdi düşünün. İsrail bir de facto durum diyoruz biz uluslararası hukukta. Fiili bir durum oluşturuyor ve Gazze'yi yerle bir etti. Filistin'i yerle bir etti. Yarın bir gün başka bir ülke çıkıp ben arkadaş ne Birleşmiş Milletler kararını, evet, ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını, ne NATO kararını, ne Avrupa Konseyi kararını tanımıyorum. Böyle davranıyorum dediğinde ne olacak? Yemen gibi bir ülke çıkacak, ona da karşı duracak. Soru bütün dünyanın Yemen'in bunu yaptığı yani bu yani. Bütün dünyanın yükünü alıyor. Dediğiniz gibi BM, AB, uluslararası kurum ve kuruluşlar 2. Dünya Savaşı sonra kurulan. Sınıfta kaldılar. Yemen gibi bir millet çıkıyor işte. Son cümlem bir şeyler şu. Yapıyor. Hemen alayım lütfen. Son cümlem şu.
İzleyici de çok iyi bilecektir. Çok değerli hocalarımız da çok iyi bilecektir. Biz bu istikrarsızlığın, alt üst oluşun, muhatapsızlığın aynı biçimde İkinci Dünya Savaşı öncesinde olduğunu da yaşamıştır. Evet. O dönemin koşullarına benziyor.